Güzelim. İyiyim. Sen nasılsın? Tatlım. Selam. Girebilir miyiz? Buyurun. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Hocam, müsaitseniz biz bu Arif Hoca'nın yanına gelebilir miyiz? Kim gönderdi sizi? Bizi kimse göndermedi hocam. Biz burayı internetten bulduk. Orada çok medet diyorlardı. Bu Arif Hoca'nın ufürüğü gibi hiç kimse de yoktur diyorlar. Her derde devadır. Bir ufürür. Üzerinde ne kadar musibet varsa hepsi anında uçar gider yazıyordu. Biz de bizim oğlana bir gelelim. Arif hocanın ufürüğüne bir faydalanalım dedik. Arif hocam müsaitse tabii. Bir bakayım. Bazı durumlarda peynir bilim ekibi balinaların derilerini inceleyip sağlık durumlarını kontrol etmek için onlara yaklaşmak zorunda kalırlar. Though the divers aslında bu dalgıç balinayı incelemek istiyor ama sen yine nereden çıktın lan? Fred'in iki abusun. Hiç. Buralarda gezinip bankörce para harcıyordum. Sonra bir baktım, ana bizim Pınar burada. Oo. Yani Pınar'ım nerede, seni Pınar'ın oluyor. Olur olur, o da olur inşallah. Şşş bebiş. Üniforma yakışmış ha. Ne yaptın? Bekçi mi oldun buraya? Bekçi değil Fred. Özel güvenlik görevlisi. National Security Guard. Özel bekçi yani. Çok gıcık. Neyse. Size doyum olmaz. Benim önce masajım, sonra da çok önemli bir iş toplantım. Kartım burada Pınar'cığım. Bu askeri ücretli bekçi parçasından sıkılırsan beni ara. Seninle bir pazar Paris'te brunch falan yaparız ha. Açtığımız arayı kapatmış oluruz güzelim. Anjante. Bırak! Sen kim Paris kim? Anjante değil o anşante. Doğrusunu öğren öküz. Sen kim Paris kim? Defol! Bunu saymıyorum bebişim. Nihayet birbirimizi bulduk ya. Bundan sonra daha sık görüşelim bence. Senden alacak epey birikmiş hesabım var nasıl olsun. Yürü git, yürü! Fred'in kabusu. Uykuya dalmadığım sürece seni görmem imkansız. Öküzlerin efendisi. Ara beni.
Allah sizden razı olsun hocam. Şaban, bak Allah'ın sevdiği kuluymuşuz. Hocam bizi hemencecik kabul etti. Allah razı olsun hocam. Allah razı olsun hocam. Matador inşaat mı? Kesin fenkli bu kadar. Bu Fred'i daha İskambil'den kule yapmayı beceremez. İnşaat ne yine? Ne bileyim. Kesin yine birilerini dolandırıyordur. Boş ver şimdi onu Pınar. Bu akşam bir işin yoksa seninle akşam yemeğine çıkalım mı? Olur, tamam çıkalım. Tamam, harika. Seni bu şehirdeki en popüler restorana götüreceğim. Hiç gerek yok buna. Boğaz'da bir balık yesek de olur. Olmaz olmaz. Bu gece bizim için çok özel bir gece. Özel bir yere gitmemiz lazım. Bu gece bizim için özel bir gece derken? Söylemem. Sürpriz. Tamam. Oldu. O zaman ben şimdi müsaade isteyeyim. Sonra görüşürüz. Aman cincir. Unuttum. Dikkat et. Mesai bittikten sonra gelir evden alırım seni. Peki, anlaştık. Kolay gelsin hayatımın aşkı. Sağ ol. Sana da hayatımın aşkı. Düşeceksin şimdi. Dikkat et. Nasıl dikkat edin? Sopa gitti. Oldu, kolay gelsin buna. Sanırım benim portledi biraz. Arada birkaç damla kaçırmış olabilirim. Kötü bir koku ne gelirse bendendir. Sis lan! Tövbe tövbe. Hocam. Ya surma sahiptir. Ya hayırdır bu balonla ne inesi? Doğum günü partisinin yayın mı var? Nedir? Yok. Aranan ve sevilen bir hoca olduğum için hastam da çok oluyor haliyle. Haliyle hocam doğrudur. Kapıda birikme olmasın. İşi acil olanlar hemen üfürüğünü alıp gitsin diye böyle önceden hazır üfürük dolduruyorum balonlara. Mesela birinin kısırlık, sakatlık, kötürümlük, kazmalık gibi daha çok fizyolojik olarak tanımlayabileceğimiz bir sorunu olduğunda ona bu kırmızı balonlardan veriyorum. Alıp götürüyor evine, evinde üfletiyor sorunlu yerlerine. Anladım, anladım. Ha, burada böyle hazır üflenmişi var hesabı. Seri üretim yani böyle konserve gibi. Yeşillerde ne tür üfürükler oluyor hocam? Yeşiller daha çok iş, güç, okul, sınav gibi konularda yardımcı oluyor hastalarıma. Mavilerde de kısmetsizlik, basiretsizlik, bahtsızlık, abazalık gibi. Daha çok gönül ve uçkur meselelerindeki kazmalıklarla ilgili dertlere iyi gelebilecek üfürükler var. Hı? Gözünün yanıyım hocam. Mavi o zaman bizimkisi. Bana mavi balon lazım.
Hadi hayırlısı. Ben uzun çektim. Öteki uzunu çeken Ferruh'la beraber gider. Sen niye hiç çöp çekmiyorsun abicim? Ya çöpleri ben tutuyorum zaten. Nasıl çekeyim aynı anda? Hadi çek bir tane. Hadi Gürcan çeksin önce ya. Beyefendiye bak ya. Ne oldu bu? Yoksa benimle gelmek istemiyor musun? Alakası yok abicim. Ben artık kendi şansıma güvenmiyorum sadece. Ama uzattınız be. Sanki Şampiyonlar Ligi ikinci turda kura çekiyorsunuz. Hadi çekin artık şunu. Kısa çektim. Hadi Boncuk sen de çek bir tane. Uzun mu bu? Evet. Sen Ferruh'la gidiyorsun abicim. Biz de Gürcan'la. Üzülmeyin kardeşim. Kısa bir ayrılık olacak. Nasıl olsa en yakın zamanda bir araya gelip Voltron'u oluşturacağız. Değil mi? Oğlanın tam olarak derdi nedir peki? Kısmeti mi kapalı? Bahtı mı kara? Bir cenabetlik mi var üzerinde? Yok hocam, oğlana değil. Bana ufireceksiniz. Oğlan bu Fevzi Bok sayesinde arı gibi çalışıyor maşallah. Fevzi Bok değil baba o. Facebook. Aman neyse. Hala açamadım bu bacımla oradan bir neydi? Resimle hesap. Hep kendine çalışıyorum. Ben böyle dımdızlak şeyim elimde. Kumandam. Televizyonun kumandası elimde. Her akşam yalnız başıma dizi seyrediyorum hocam ya. Gözünün yanayım ya. Hiç fotoğrafın yok ki baba. Fotoğraf olmadan ben sana nasıl hesap açayım? Muhtara verdiğim vesikalık resimle olmaz Facebook hesabı. Kızlar bakmazlar sana. Gürci! O kadar kameralı telefon aldım sana. 3-4 tane çekiversen babacığınla eline mi yapmışsın? Çok fotoğraf çekince hemen cecik hafızası doluyor ama telefonun. Ben hiç yeni resim çekemiyorum sonra. Siz lan! Siz! Siz! Babaya cevap verme! Siz! Babaya cevap verme! Durci! Kıracağım sonra telefonu senin kafanda ben! Dur! Hazırlanmaya başlasan iyi olur aşkım. Hava kararır kararmaz yola çıkıyoruz. Nereye gidiyoruz Ali? Önce gidip sana bahsettiğim diski sakladığım yerden çıkartacağız. Sonra da onu verip özgürlüğümüzü alacağız. Ali, o diskin içinde bu kadar önem ne var ki seni böyle dokunulmaz kılıyor? Neden herkes o diskin peşinde? O diskin içinde ülkeyi karıştıracak, dönemin en üst düzey devlet adamlarının hapse girmesine neden olacak önemli bilgiler ve kanıtlar var. İşte böyle hocam. Bunun anası öldükten sonra benim gasiret bir bağlı sanki denizci düğüm. Ne yapsam ne etsem çözülmüyor. Rahmetli sanki yok adam müdahale ediyor. Anladım evladım. Sana acilen helalinden bir kısmet lazım yani. Ha? Evet hocam. Bana acilen bir karı lazım. Yoksa babam önümüzdeki sene olimpiyatlara katılacak. Ellerini kullanmadan düz duvara tırmanabiliyor da. Sis lan sis. Senin durumun biraz ağır gibi görünüyor evladım. Evet hocam, abi depresyon geçiyor. Seni üfürük kesmez. Kesmez hocam. Sana kişiye özel muskada yazmak lazım. Yazalım hocam. Yalnız muska üfürük gibi değildir. Biraz pahalıya mal olur size. Ne kadar mesela hocam?
3000. Abu. Abu mu? Yani vış vış yani. Ya hocam, çok ya 3000. Biz 1500 versek de ayağımız ağrısı hocam. Yapabileceğim bir şey olsa yaparım ama bize zaten 2500'e geliyor. Maliyetine veriyoruz neredeyse. Anladım hocam. Ne yapalım? Basiretimi çözüp beni bu kronik abazalıktan kurtaracaksa ben 3000'e de 5000'e de kıyarım. Ne olacak ki? Baba, girmişken bir muska da bana nasıl acaba? Benim derdim de başka, ben de yetişemiyorum biliyorum. Siz! Durumun iyi midir senin? Allah şükür. Ekonomik durumumuz süperdir hocam. Orta direnin bayağı bir üstüyüz yani. Benim Kayseri'de 3 tane halı fabrikam var hocam. Oradan dünyanın 70 ülkesine halı ihraç ediyoruz biz. Oo, maşallah, maşallah. Allah daha da çok arttırsın inşallah. Amin hocam, amin. Vallahi hocam, yurt dışına her bir şeye ihraç ediyoruz da bir tek kendimizi ihraç etmek beceremiyoruz, ona yanıyor. Ne yapacaksın ki yurt dışında? Kara kız olayı açsın ben hocam. Orada bu işler buradan daha kolay oluyormuş diye duydum. Bir de gidip şansım orada deneyim diyorum hocam. Hollanda süpermiş mesela. Sis lan! Yoo, Ukrayna acayip diyorlar. Nasıl hocam? Yani öyle diyorlar. Öyle duyduk işte. Hey.
6 ay yanından ayırmayacaksın. Anladım hocam, çok sağ olasın. Ufrün der kulmesi. Şu şekilde şöyle parayı da takdim edeyim size. Allah bereket versin. Bak ne diyeceğim. Madem param pulum var, neden bir tura yazılmıyorsun, ecnebi ülkelere gezmeye gitmiyorsun? Belki bulursun gönlüne göre bir hatun. Nerede hocam? Babam yurt dışına çıkabilse çıkacak ama çıkamıyor işte. Neden çıkamıyorsun ki oğlum yurt dışına? Pasaport vermiyorlar hocam. Neden? Polis her yerde babamı arıyor da. Sus lan. Ya hocam, ben nereden bileyim o gavur turist kızların yaşların küçük olduğunu, sonra da gidip ben şikayet edeceklerimi. Tövbe tövbe. Bunu niye bana verdin şimdi? Bu da senin hayat sigortan olsun. Eğer biz hard diske ulaşana kadar bana bir şey olursa, bu harita sayesinde kendini kurtarabilirsin. Ali saçmalama. Biz beraber gideceğiz oraya. Ve oğlumuzu da alıp hiç ayrılmayacağız. Dediğimi yap. Bu haritayı çok iyi sakla. Pasaportum olaydı, kapağı yurt dışına atacağım. O zaman kufriye falan gerek kalmayacak. Hepimiz çok acayip rahatlayacağız hocam. Sis lan! Aslında ben senin pasaport sorununu da çözebilirim. Vallaha mı hocam? Vallaha? Nasıl olacak peki bu? Sahte pasaport hazırlayacağız senin adına. Sahte pasaport? Evet ama orijinali gibi sahici olacak. Vizeyi alırken de hiçbir sorun yaşamazsınız yani. Vallahi mi? Sis lan! Büyükler konuşuyor burada. Yalnız bu size epey pahalıya patlar tabii. Para hiç sorun değil hocam. Yeter ki sen beni yurt dışına çıkart. Dile benden ne dilersen. Biz bu işin ustasıyız, hiç merak etmeyin. Bugüne kadar kaç kişiyi uçurduk yurt dışına? Vallahi mı? Kaç kişiyi uçurdunuz hocam? Saymadım ama 100 olmuştur herhalde. Oh maşallah maşallah. Şimdi bu bütün yurt dışına kaçması gereken kaçaklar size geliyor öyle mi hocam? Mecburen. Ahu biz yönetiyoruz sonuçta. Oh anladım hocam anladım. Peki hocam, siz benim şu pasaportun çakmasını yaparken rica etsem, hazır elinizde değmişken benim şu kimliğin PVC'sini de bir yeniler misiniz? Ellerini. Sahte pasaport imalatından tutuklusun hocam. Bu
abi, bir araba geliyor. Biraz korkuttum galiba. Önemli değil. Hava kararınca lokantanın arka kapısından çıktım. Sonra da benim kötü zamanlar için sulaladığım külüstürlerden birine atlayıp yanınıza geldim. Gitmeden önce sizinle vedalaşmak istedim. Gelsin. Merhaba. Merhaba, kolay gelsin. Ben Yavuz başkomiserin, yani Yavuz amirin kızıyım da. Odasında mı kendisi? Yavuz amirimiz şu anda dışarıda görevde. Öyle mi? Okuldan çıkınca yanıma gel demişti de. Odasında bekleyebilirsiniz. Tamam, öyle yapayım o zaman. Teşekkürler. Rica ederim. Yasu Sofia. Yasu Alex. Tikan ses yedi. İrtan adı to babam mı? Kolay gelsin. Evet. Me alafta kim to? Sayın Vasiligo. Endaksi. Pardon. Çakma hocanın ve saz arkadaşlarının ifadesini bir alıver koçum. Götürün onu. Öğren bakalım. Başka kimler çakma kazı patışıyla uğraşıyorlar? Hepsini teker teker toplayalım. Böylece hem Malaz Ali ile yandaki diğer çakarların yurt dışına kaçışlarını engelleyelim. Hem de bu bahaneyle tek operasyonla memleketi bu üçkağıtçıları da temizlemiş olalım. Baş üstüne abi. Hadi kolay gelsin. Bizde Malaz Ali Bey'in saklanabileceği bütün eş, dost, tanıdık mekanların listesini çıkartalım. İdil, Malaz Ali operasyonu sırasında tam 2 sene Malaz Ali'nin her hareketini takip etmemiş miydi? O operasyon raporları bize çok yardımcı olabilir. Aferin Maria. İyi düşün. Şimdi söylerim, yine çıkartır dosyaları. Yavuz, ya biz geç kaldıysa? Ya çoktan yurt dışına kaçtılarsa? Hayır. Bebek elimizde olduğu sürece hiçbir yere gidemezler. Hala buralarda bir yerde saklanıyorlar, biliyorum. Ortaya çıkmak için tozun iyice yere inmesi bekliyor. Mutlaka. Ama mutlaka bebeği İdil'in annesinin evinden almaya geleceklerdir. Gözümüzü dört açmamız lazım. Üç ekip çift vardiya halinde İdil'in annesinin evinin çevresinde 24 saat nöbet tutuyor. Gelen giden bütün telefon aramalarını, internet bağlantılarını takip ediyoruz. Benim geldiğim arabayı alın. Bununla otobüs garajına kadar inersiniz. Orada arabayı bırakıp ayrılırsınız. Her şey için teşekkür ederim komutanım. Siz olmasaydınız... Şşt! Seni bu işe ben ulaştırdım. Çıkartmak da benim görevim. Asıl mücadele bundan sonra başlıyor Ali. Seni çok zor günler bekliyor. Ortaya çıkaracağım belgeler yüzünden sana daha çok saldıracaklar. Herkes seni günah keçisi ilan etmeye çalışacak. Ben yanmaktan korkmuyorum komutanım. Thank you.
Kaptan, buradan benim kız arkadaşımı alıp, yani yengeni alıp devam edeceğiz, tamam mı? Tamam. Sen burada bekle. Tamam. Ben geldim, aşağıda bekliyorum. Sarı bir taksinin yanındayım. Sarı bir taksi. Tamam. Bay bay. Aynayı kullanabilir miyim? Tabii. Sağ ol. Nasıl olmuşum? Süper abi. Benim ister misiniz? Ne? Amirim. Ne oluyor lan bu? Ben okuldan çıkınca... Sana sormadım. Ben bu koca kafalıyı sordum. Kim? Ben miyim koca kafalı? Bir şey sordum koca. Bir anda ömrünün 50 yıl kadar kısalmasını istemiyorsan bana hemen cevap ver. Ne oluyor la burada? Elinin kızımın omzunda, saçlarının arasında ne işi var? Hiçbir şey yok babacığım. Biz sadece resimlerimize bakıyorduk. Babacığım. Güzel. Yine önemli bir yaraya parmak basmışım demek ki. Hı? Ne resimleriymiş bunlar? Bizim Sofya ile birlikte Yunanistan'dayken çekildiğimiz resimler vardı bende. Onları gösteriyordum amirim. Yunanistan'da mı? Evet, biz Sofya ile aynı sokakta oturuyorduk. Ya? Hatta aynı okuldaydık. Gerçi onlar bizden çok az sınıftaydı ama... Sen... Benim kızımla aynı sokakta oturdun. Aynı okuldaydı yani. Evet babacığım. Alex benim nereden baksam bir 10 yıllık arkadaşım yani. Değil mi anneciğim lütfen? Evet, evet. Ben tanıyorum, evet. Tam o zaman. Barana! Bak koçum. Sizin Yunanistan'da... Bu işler biraz daha large. Bu
Larç. Ya Maria, bu Larç'ın Türkçesi neydi? Geniş. Ha, geniş. Yok, geniş değil. Demek daha doğru. Sizin oralarda bu işler biraz daha oluyor olabilir. Yavur filmlerde görüyoruz yani. Artist genç bizi evinden alıyor. Kızcıka da süsleniyor, püsleniyor. O aşağıda babasıyla muhabbet falan ediyor. Aman ne güzel değil mi? Sizde kız babası korkusu diye bir şey yok nasıl olsa. Ama ne yazık ki bizim kültürümüzde böyle bir korku fazlasıyla mevcut olacak. Bizde Allah korkusu birdir, ana baba korkusu ikidir, komutan, öğretmen, müdür korkusu üçtür, kız babası korkusu da dördüncü sıradadır. Yani korkular arasında ilk beşe girebilen çok tehlikeli bir korkudur bu yani. İşte bu nedenle eğer bir daha elini kızımın omzunda, saçlarının arasında öyle gel sana resimler göstereyim. Kul koleksiyonuma bir göz attırayım cinsinden. Kızımla arkadaşlık derecesinden bir milim ötede bir laubalilik içinde görürsem. Ama amirim. Ve bir daha da. Ben sana emir verirken sözümü kesip benim emirlerime karşı çıkmaya çalıştığını görürsem. Türk-Yunan Emniyet Müdürlükleri arasında imzalanan ortak çalışma protokolünü falan tanımam. Seni hemen memleketine geri postalarım. Anlaşıldı mı koçum? Anlaşıldı amirim. Güzel. Şimdi Aşubey'in bana Marazali operasyonu ile ilgili bütün dosyaları, raporları, delilleri, Allah ne verdiyse hepsini topla getir. Başüstüne amirim. Kaybol. Selame Sofia. Selame Alex. Abi. Kız Cihit, ne dedi o sana? Yunanca sarkıntılık falan mı etti yoksa?